Ahmet Davutoğlu'su milletvekili listesine yazdı, itiraz etti ama Ahmet Davutoğlu bastırınca milletvekili listesinde yer aldınız. Kabinede yer aldınız. 2018. 2010. Ya pardon, 2015 Ağustos. 2015. 2015 Kasım. Kasım. 2015 Kasım. Kasım. Kabine listesine yazdı. Kriz oldu. 3-5 gün sürdü. Niye istemedi sizi Erdoğan? Yani ne yaptınız? Şöyle, öncelikle bizim zaten anlaşmazlıklarımız çoktu ve büyüyordu. Yani 2009'da benim ilk istifa mektubum. 2009 biliyorsunuz. 2011'de gene ayrılmak istedim. 2015'te zaten kurtulduk diyor. Çok şükür 3 dönem bitti ve kurtulduk diyorduk. Ve gerçekten hani şey olmasın, hani zarar vermekten ben korktum. Yani son bakanlığı birkaç yılı. Şimdi başbakan yardımcısıyım. Hani en uzun süre bakanlık yapan insanım. Yani o kadar da bir noktaya getirmişiz memleketi. Yani memlekete zarar vermekten korktuğum için idare ettik bir süre. Daha dayandık, öyle diyeyim yani. Son güne kadar da doğruların mücadelesini ettik. Ha, kendi çalışma alanımı da hiç karıştırmadım yani. Asla. Yani Merkez Bankası ben ayrıldığım güne kadar bağımsız çalışmıştır. Yani ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ya da güvenmediğim, tanımadığım tek bir kişiyi ben görevlendirmedim sırf başbakandan talimat geldi diye. Yani görev yaptım son güne kadar kendi yetki alanımda, kendi görev alanımda ben doğruları yapmanın mücadelesini verdim son güne kadar. Ama kendi yetki alanımda belli, orada bir sürü konu var, başka bir sürü mesele var memlekette yani. Oralarda bir sürü yanlış oluyordum. Sonra 2015 yılında biliyorsunuz önce bir Haziran seçimi yapıldı. Haziran seçimi tam bir hezimet. Ki ben aday değildim o dönemde. Yani üç dönem kuralı gereği çok şükür diyordum artık kurtuldum, dönüyorum işimize. Eski işimize yavaş yavaş döneriz falan diye. Olmadım ama sonra o seçim kaybedildi. Seçim kaybedilince bu sefer tekrar yeniden bir gayret. Önce bir koalisyon denemesi oldu biliyorsunuz arada. Sonra yeniden hadi olmadı 2015'in Kasım'ında bir seçim daha. Yani o zaman hem Sayın Erdoğan'la hem de Sayın Davutoğlu'yla görüştük. Sayın Davutoğlu'yla herhalde en az 5-6 kere görüştük. Yani ben artık 3 dönem doldu, ayrıldım yani. Şurada 3-4 ay sonra tekrar mı aday olacağım? Bu mümkün değil dedim. Yani mümkün değil. Ama en sonunda çok aşırı ısrar vardı. Aşırı ısrar. Ve hani yalnız kalma korkusu vardı. Bir de şuna ben güveniyorum. Yani hani Sayın Davutoğlu'nun özellikle bu yolsuzlukla mücadele, imar rantları, o konuyla ilgili bizim çok güzel hazırlıklarımız vardı yani. Ve Sayın Erdoğan'a kabul ettiremiyorduk. Mümkün değil yani. Ben il başkanı, ilçe başkanı bulamam diyordu bu dediklerini yaparsam diyordu. Mümkün değil yani. Bu imar rantları ile ilgili hiçbir şey yaptıramadık. Bu inşaatla sanayi dengesi bozuldu. O dengeyi kurdurtamadık çünkü o gayrimenkul sektöründe bir sürü kazan şeyleri var yani biliyorsun. Bir sürü yanlış işler var. Fakat Sayın Davutoğlu'nun o konularda mücadele edeceğini ben biliyordum. Dedi ki ya bak yeni yalnız bırakma. Ya bu konularda beraber çalışacağız ve bunları yapacağız dedi. Ve ben o dönemde ilk aday olduğum gün kabinede olmayacağımı biliyordum zaten. Ya o gün onu da konuştuk. Dedi yani ben yazıyorum dedi ama dedi kabinede de olmayacaksın dedi bana telefonda. Yani olmayacaksın. Ama dedi desteğine ihtiyacım vardı. Beraber olmamız lazım dedi. Yoksa dedi ben yalnız kalacağım burada dedi yani. Ve bunları hep beraber çalışacağız edeceğiz dedi. Yani onu bile bile tamam dedim. Başvurum yok, hiçbir şey yok yani. Son gün, son saat. Son saat, gerçekten son saat. Adımı yazdılar Ankara 1. bölge 1. sıra verdiler. Ben evrakları daha sonra tamamladım da gönderdim. Hani eksik evrak için bir süre var ya. Bu eksik evrak süresinde ben evrakları gönderdim. Benim başvurum yok. Kayıtlara baksan öyle bir şey yok yani. Ama Sayın Davutoğlu'nun mücadelesi de sadece 6 ay sürdü. Baktılar ki herkesin çıkarlarına dokunmaya başladı. Baktılar ki o iş başka bir yere doğru gidiyor. Özellikle bu ekonomi açısından hani işin yolsuzlukla mücadele, şeffaflık falan. Baktılar herkesin çıkarı kaybolacak yani. Böyle bir noktaya geliyorduk işte. O nokta artık dediler bu iş olmuyor. Tabii parti içinde nasıl dediler? Ha, burada şey var, asıl bir lider var. O lider varken ne oluyor ya? Tamam genel başkan başbakan tamam ama asıl bir lider var yani. Asıl lider varken ne oluyor? Dolayısıyla orada bir kayıt dışı yönetim dönemi oldu. Tamamen kayıt dışı yani. O zaman Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı partisiz, tarafsız olması anayasaya göre. Ama bütün partinin her işine karışıyordu, hükümete karışıyordu. Bakanlar gidip bir kısmı talimatı tamamen ondan alıyordu falan. Karma karışık bir süreçti zaten. Çok da uzun sürmedi. 6 ay sonra Sayın Davutoğlu'nu da tamamen etik dışı yöntemlerde devre dışı bıraktılar. Öyle yani o süreçte. Evet. Ama dediğim gibi bunları yani 13 yıllık bir bakanlık süreci var. Çok uzun yani sabaha kadar konuşabiliriz tabii, bunları tabii. Ama hakikaten çok kritik yerlerde görev yaptınız. Yarınlara bakmak istiyoruz. Tabii ki geçmiş olanlar önemli, tecrübe önemli.
Bunlardan ders alacağız. Yani olumlu olumsuz ders alacağız. Tam da bunların hepsi önemli ama bütün bu birikimle beraber, yeni kurduğumuz kadroyla beraber Türkiye'nin yarınları için çalışacağız yani.